Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Kasım 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Kasım ayına 1 Kasım'da doğacak Akrep burcundaki yeni ay ile başlıyoruz. 9 derece Akrep burcunda Mars yönetiminde bir yeni ay doğacak. Sizin 9. evinizde doğacak bu yeni ay. Oldukça mistik, gizemli enerjileri barındıran bir yeni ay. Bu yeni ay aslında genel olarak duygularınızı güçlendirebilir. Kasım ayı boyunca biraz daha böyle hayatın manevi yönlerine daha fazla çekilebilirsiniz. Mars ve Plüto yönetiminde bir yeni ay. 5 ve 11. evlerinizde Mars-Plüto karşıtlığı da aktifleşiyor. Dolayısıyla aslında bu yeni ay sizi hem duygusal hem zihinsel anlamda çok uyarıcı olacağı için hani sanatsal açılımlar, sezgilerinizin güçlenmesi, önemli farkındalıklar anlamında da destekleyebilir. Biraz böyle hani duygusal ilişkilerinizde manipülatif durumlar olabilir. Buna dikkat edin. Aşk hayatınızda ya da arkadaş ilişkilerinizde. Sizin dışınızda gelişen şartlar olabilir. Yani arkadaş, sosyal hayatınızdaki ilişkilerde arkadaşlarınızla ilgili belki ilginç durumlar olabilir. Çok duygusal ve romantik davranışlar burada zarar görebilir. Daha sağduyulu, biraz daha mantıklı yaklaşmakta fayda var. Bununla birlikte beklenmedik bazı seyahatlerin çıkması mümkün hayatınızda. Yurt dışı ile ilgili konularda açılımlar olabilir. Akademik alanlarda, eğitim konularında bazı fırsatlarınız olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlar Akrep, Boğa, Aslan ya da Kova. 9 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Güneşiniz ve yükselen burcunuz bir balık olarak hani 9 derece ve yakınlarındaysa yeni ay ise daha yumuşak, daha hoş, daha keyifli etkiler getiriyor. Hani güzel, keyifli seyahatlerin olması mümkün burada. Daha romantik etkiler de gelebilir hayatınıza. Şimdi Mars ayın 5'inden itibaren Aslan burcuna geçecek. Mars Aslan burcuna geçince sevgili balıklar 6. evinize doğru bir enerji akışı var. Bu da biraz hani iş demek. İşte mesleki konularda çalışmak için daha fazla efor sarf etmeniz gerekebilir. Mesleki anlamda sorumluluklarınız öne çıkabilir. Bir yandan da hani çalışmayanlar için günlük hayatlarında daha fazla fiziksel aktivite anlamına geliyor. Spor da olabilir. Yani spora başlayabilirsiniz, yürüyüşler yapabilirsiniz. Biraz genel sağlığınıza dikkat edin bu dönemde. Özellikle baş ağrıları, işte biraz daha böyle kronik sorunlar, mevsimsel hastalıklar. Buralarda sağlığınız zaman zaman hassas olabilir çünkü önümüzdeki dönemde Mars gerilemesi de yaşayacağımız için şimdiden sağlık alanında tedbirli olmanızda, bağışıklığınızı güçlü tutmanızda fayda var. Hani işler, güçler sizi biraz yorabilir. Mümkün olduğunca da dinlenmek için kendinize zaman ayırın. Merkür Yay burcunda olacak 3 Kasım'dan itibaren. Yani bu da iş konularında, mesleki konularda hareketli bir ayda olduğunuzu gösteriyor. Yani işle ilgili gelişmeler, toplantılar var, görüşmeler var, yeni başlangıçlar olabilir. İşle ilgili seyahatleriniz, işle bağlantılı eğitimleriniz, belki hani bireysel olarak seminerler, workshoplar, hani buralarda aktif olabilirsiniz ayın geneline baktığımızda. Ve 15 Kasım'da 24 derece Boğa burcunda Dolunay var. Bu Dolunay 3. evinizi aydınlatan bir Dolunay. Aslında başarı getiren bir Dolunay. Bu Dolunay'la beraber mesela bir eğitimi tamamlamanız mümkün ya da bir ticari aktivitede başarıya ulaşmanız, hazırlıklarını tamamladığınız bir işin sonuçlanması mümkün. Kardeş ilişkileriniz ve özellikle kardeşlerle ilgili konular da gündeminizde olabilir. Dolunay ve yakınlarında. Hani onlarla da ilgili belki hızlı gelişmeler olabilir. Uranüs etkili bir Dolunay olduğu için bazı sürpriz haberlerin geleceğini, hani beklenmedik kardeşlerden gelebilir bir sürpriz, ziyaretler de olabilir. Ya da hesapta olmayan bir seyahat. Ya da hiç ilgilenmediğiniz bir alanda bir anda böyle bir eğitim almanız, bir kursa başlamanız mümkün. Entelektüel anlamda uyarıcı ve besleyici bir dolunay bu. Hani bol bol yeni şeyler öğrenmeniz, okumanız, belki bir şeyleri üretmeniz, yazmanız, tasarlamanız da mümkün. Yani yaratıcı çalışmalarınızı da gayet güzel desteklediğini söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız yine. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 24 derece ve yakınlarındaysa boğa dolunayınız size çok güzel, destekleyici, keyifli bir etki getireceğini burada söyleyebilirim. Evet, 20 Kasım'da Plüto artık Kova burcuna geçiyor. Bu kolektif bir etki. Bir daha Oğlağa dönmeyecek. Tamamen Kova burcuna yerleşiyor artık.
20 yıl kadar bir süre Kova burcunda olacak. Bu daha çok tabii ki insanlığı etkileyen bir jenerasyon gezegeni olduğu için bireyselden çok toplumları etkileyen bir geçiş. Politik, ekonomik, bilimsel, teknolojik, sosyal alanlarda önemli gelişmelere, ilerlemelere, dönüşümlere bu dönemde hazır olacağız ve tüm insanlık olarak bunları takip edeceğiz. 22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçiyor. Sizin için özellikle kariyerinizde bir parlama ve dikkat çekme dönemi. Merkür de orada. Zaten hani ayın genelinde biraz bunları hedeflediniz. Bunun için çalışıyorsunuz. Planlar, programlar yapıyorsunuz. Eğer bir işle ilgili bir karar verecekseniz ya da böyle bir önemli hani sözleşme gibi bir konunuz varsa lütfen ayın 25'ine kadar tamamlamaya çalışın. Çünkü 25'inden sonra Merkür Yay burcunda gerilemeye başlayacak. 15 Aralık'a kadar Merkür retro. Bu dönemde önemli kararlar vermek, işte imza atmak, anlaşmalar yapmak çok tavsiye edilmez. Üstelik Merkür size kare açıda olacak. Hani bu dönemde anlaşmazlıklara daha yatkın olabilirsiniz. İşte gerek ailede, ebeveyn ilişkilerinizde, gerek çalıştığınız yerdeki kişiler, üstlerde ilişkilerinizde birbirinizi yanlış anlamalar, iletişim sorunları artabilir. İşte planlar, randevular gecikebilir, karışıklıklar olabilir, ertelemeler olabilir. Bu dönem aslında biraz böyle durup beklemek, gözden geçirme dönemi ya da eksik işlerle, geçmişteki konularla ilgilenebiliriz. Bunun için daha önemli fırsatlar karşımıza çıkabilir. 15 Aralık'tan sonra ise artık yolumuza tekrar devam edebiliriz. Bu videoyu yararlı bulduysanız beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ve ayrıca Instagram'da bulunan 12 Burç kanalımızı da takip edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum.